Şimdi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi mecliste kabul edildi ve resmi gazetede de yayınlandı, yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren resmi gazetede yayınlandıktan sonra başvurular geçerli. Ondan öncekiler geçerli değil. Dedik peki nereye nasıl başvuracağız? Üç türlü başvuru var. Bir tanesi formu doldurarak, iadeli taahhütlü olarak SGK'ya başvuru formunu göndermek. Bir tanesi sosyal güvenlik merkezlerine giderek müracaatta bulunmak. Bir tanesi de E-Devlet'ten başvuruda bulunmak. En kolay E-Devlet. Evet, yani sosyal güvenlik merkezine gidip orada şu an aşırı bir yoğunluk var. O sıralara falan girmeye gerek yok aslında. Ne gerek var? E-Devlet'ten başvuru yapmak yeterli. Zaten E-Devlet'te arama motorunu emeklilikle yazarsanız oradan bile çıkıyor aslında. Yani E-Devlet'te arama motorunu emeklilik yazacağız. Evet. Direkt zaten çıkacak. Oradan çıkacak. Peki şu anda çalışanlar. Evet. Mesela ben şu anda çalışıyorum. Kadrolu, doğru, sigortalı çalışıyorum. Ben müracaat etmem için işten çıkmam mı gerekiyor, ne yapmam gerekiyor mesela? Şimdi SGK sisteminin sizin bir işten çıkışınızı görmesi lazım. O yüzden önce işvereniniz çıkış yapacak. Örneğin bugün itibariyle çıkışınızı gerçekleştirecek. Sonra siz E-Devlet'ten girip başvurunuzu Ben işlerinden çıkış yapmadan başvurduysam? Onun reddolma ihtimali var. Aslında bir Anayasa Mahkemesi'nin geçmişte vermiş olduğu bir karar var. Orada da bu ay içerisinde yaptığı başvurularda da geçerli olma hali var ama o riske girmeye gerek yok. Ya peki iş yeri beni işten çıkarttığında bir tazminat ödeyecek mi? Şimdi emeklilikte ister EYT olsun ister normal emeklilik olsun. Bir kişi emekli olduğunda birikmiş hakları, işte tazminatları falan kendisine ödenir. İhbar tazminatı olmaz. Bir yıllık herhalde bir zaman var değil mi? Orada bir yıldan fazla çalıştığınız zaman mı? Tabii bir yılı doldurduğunuzda kıdem tazminatına hak kazanmış oluyorsunuz. Bir yıldan fazla aynı iş yerinde. Bir yıldan fazla çalışması var ki kişilerin, o kişiler iş yerinden kıdem tazminatıyla ilgili talepte bulunarak kıdem tazminatlarını alacaklar. Peki iş yerleri ne yapacak bu anlamda? İş yerleri de şuna dikkat etmeleri lazım. Bir çıkış bildirgesi verecekler kişiyle ilgili ki kişinin sigortalılık tescili, daha doğrusu emeklilik başvurusu geçerli olsun. Sonrasında örneğin siz bugün emeklilik müracaatını yapmak istiyorsunuz. Önce iş yeriniz bugün size bir çıkış yapacak. Siz E-Devlet'ten başvurunuzu yapacaksınız. Sizin de çalışmaya devam edecekse bugünden yarına da bir işe giriş bildirgesi verecek. Aynı gün mü olacak? Aynı gün, evet. Yarın için verecek. Ama bugüne giriş değil, yarına verecek. Yani ben siz buradaki bugün çalışmaya devam edecekseniz. Bugün başvuracaksam, evet, bugün benim çıkışımı yapacak. 08'de emeklilik olarak çıkışınız yapılacak. Ama ben 09'da yeniden girmem lazım değil mi? Yok, 09 değil, normal sigorta. 08 bir kod. Evet. Yani sizin işten emeklilikle ilgili çıkışınızı gösteren bir kod. Hangi sebeple çıkışınızı gösteren bir kod o SGK sistemi içerisinde. 8'de çıkışınızı yapacak, sonra yarın itibariyle girişinizi yapacak. Orada sadece küçük bir nüans var. Yarın itibariyle girişinizi yapmaya kalkıştığınızda emekli tahsisi henüz yoğunluktan dolayı sistemde görmediği için size emekli girişine izin vermeyebilir sistem. İş yerlerinin yapacağı işlem için söylüyorum bunu. O durumda en kötü sizin işe girişinizi normal bir sigortalı gibi yapmalı. Sizin tahsis işleminiz sisteme düştükten sonra dönüp işe giriş bildirgesi güncelleme ile sizin işe girişinizi sosyal güvenlik destek primi olarak değiştirmesi gerekiyor. Ya bu çok önemli bir ayrıntı. Evet, birkaç gün içerisinde bunu düzeltmesinde fayda var. Yani bu 3-4 günlük bir aslında zaman var. Bu 3-4 günlük zamanda da benim sigortasız çalışmamı önlemek adına, evet, sigortalı girişimi yapacak, evet, ama... Evet. Ama bunu sigortalı girişi normal yapsa bile emekli olarak değiştirecek işi, işte sigortalı işe giriş güncelleme kısmından. İşte o aradaki zaman çok önemli. Ondan sonra emekli olduğum, tescillendikten sonra emekli olarak çalıştığıma dair de değişikliği yapacak. Evet, siz bu arada emekli olarak çalışmış olacaksınız aslında. Bu arada emekli olarak da çalışmış, evet, olacağım. Çünkü bu arada sigortalı olarak çalışmış olacağım. O tahsis numarasını görmediği zaman sistemde işe girişi yapmayayım, sistemde tahsisi belli olsun demek şu sıkıntı yaratabilir. Örneğin işte mavi yakalı bir işçi fabrikada çalışıyor, EYT'ye başvurdu. Evet. Tahsisi görmediği için emekli girişini yapamazsa işveren, o zaman normal sigortalı yapmak zorunda kalacağını bilmezse, emekli giremiyorum seni deyip iş yerinde çalıştırmaya devam ederse o arada risk meydana gelir. Yani orada bir kaza oldu, olabilir, bir şey oldu. Her şey olabilir. Işık düştü yani tepemizde o yüzden, mesela. Hani bu söylediğime eğer tereddüt yaşıyorsa bir işveren veya ilgili bölüm, o zaman kişiye diyeceksin ki bir 5 gün O zaman işverenlere diyoruz ki önce çıkışını vereceksin ama çıkışını verdikten tekrar çıkışını girene kadar olan bölümde eğer çalıştıracaksanız o kişiyi, evet, normal sigortalı yapın. Evet. Çünkü başına bir şey gelirse... Aynen. Sonra onu emekli olarak çevirin. Şekilde. Sonra emekli olarak düzeltme yapacaksınız. Evet. Peki, sigortalının maaşı ne zaman bağlanacak? Sigortalıların maaşı, bu kadar kanunda hiçbir değişiklik yok. Devamlı eskiden beri süregelen sistem işliyor. Yani siz hangi tarihte müracaat ederseniz, Sosyal Güvenlik Kurumu takip eden ayın başından itibaren emekli maaşını bağlar.
Yani şu an başvurular 1 Nisan'dan itibaren emekli maaşına dönecek. Bu ne anlama geliyor? Yani siz 1 Nisan'dan itibaren emekli olacaksınız ve 1 Nisan'dan itibaren emekli maaşı hak etmeye başlayacaksınız. Yani Nisan ayının sonunda mı alacağız Nisan maaşını? Eğer Nisan ayının sonuna yetişmez. Bunlar en erken Mayıs'a yetişir. Ama 1 Nisan'dan itibaren. Aslında 1 Nisan'dan şöyle, itibaren olacak. Mart'ın 6'sında başvuranlarla 16'sında başvuranlar arasında bir fark hiç yok. Hiçbir fark yok. Bu ay maaşsız geçecek. Tabii ya. Tabii herkes için bu ay herkes maaşsız. Herkes için bu ay. Ama 1 Nisan itibariyle maaş almaya hak kazanacağız demek. Doğru. Mayıs ayının başında ya da Haziran ayında. Geriye dönük Nisan ayından itibaren maaş alacağız. Evet, şimdi buradaki yoğunluktan dolayı bazı insanlar, emin olun Sosyal Güvenlik Kurumu bununla ilgili çok önlem aldı, altyapısını hazırladı. Çalışanlar arasında bir iş dağılımı yaptı, sistemlerinde bazı düzenlemeler. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda uzun yıllar çalıştım evet, yönetici evet, olarak. Evet, bunları yaptı ama yine de bu işlemlerin birçoğunun Mayıs'a falan yetişme şansı çok az. Yani birçok kişi aslında Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta ilk emekli maaşlarını geriye dönük ama alacak. Hakkını alacak evet, değil mi? Orada tam şöyle olacak, tam evet. Dediğiniz gibi. İşte örneğin Ağustos'ta ilk maaş alacaksanız Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ayının birikmiş olan maaşlarıyla beraber toplu olarak alacaklar o ödemeleri. Peki sigortalı ve işverenin yükümlülükleri? Burada işverenin yükümlülüğü tazminatlarını ödemek ve biraz önce bahsettiğim gibi sonrasında çalıştıracaksa aynı şartlarda çalıştırmaya devam etmek. Eğer çalıştırmayacaksa da tazminatını ödeyip artık işten çıkışını gerçekleştirip o kişiyle artık çalışmayabilir. Bir de Serdar Bey şöyle bir şey var mesela. İnternette şimdi giriyorsunuz ya da hesaplama yapıyorsunuz ya. Hep evet. Şöyle söyleniyor. Ya siz hesaplamayı yapıyorsunuz ama öyle çıkmaz o. Daha az çıkar. Eğer duyuyor musunuz siz de bunu? Evet. Şöyle bakın. Çok eski dönemlerde bir başkasının hizmetinin sigortalıya eklendiği durumlar olabiliyor. Ha bende var böyle. Bir tane yabancı kişi var. Baktım böyle benim alakam yok o insanlarla. Çarpı koydum çıkarttım onu. Onları çıkarttığında emekli maaşında hesaplama kısmında bir değişiklik olabilir. Çünkü o kişinin kaç günü size eklenmiş belli değil. Orada bir düşme meydana gelebilir kişilerde. Ama hiç ekleme yoksa, bir hata yoksa o maaş aşağı yukarı. Ama diyor ki o eklemeyi size ait olmayan yerleri işaretleyin diyor mesela hesaplarken. Evet, işaretliyorsunuz, evet. Onları çıkartıyorsunuz, sonra hesapla yapıyorsunuz. İşte sonra hesapla yaptığınızda o verdiği rakam aşağı yukarı eşit çıkacak. Çok eşit fazla çıkacak. Bir düşme olmaz orada. Ha böyle bir söylenti var, aman o rakamlara inanmayın, daha aşağı alırsınız falan yok, gibi. Yok, yok, öyle orada, bir şey yok. Orada bir sistem var. Bakın orada o sistemin çok sağlıklı çalışmadığı tek husus var. Kişinin hem emekli sandığı, hem Bağkur, hem SGK'sı varsa, SSK'sı varsa veya Bağkur ve SSK'sı varsa o sistemde bazen hatalar olabiliyor. Arada mesela bir geçiş döneminde Bağkur olduysa mesela 2 aylık Bağkurlu oldu. İşte orada o hesaplamada bazen sıkıntı olabiliyor ama geçmişten beri tamamen sigortalıysa o ücret olduğu gibi hiç çıkacak. Sıkıntı yok. Peki EYT kapsamında olup da günleri yetersiz olanlar var. Evet. Bunlar çalışmaya devam edecekler. İşte 5975, 5675... 5225 kaç günü gerekiyorsa o günü tamamlayacak. Tamamlandıktan sonra da bir yine müracaat yapacak. Peki onlar tamamlandıktan sonra müracaat edecek. Müracaat ettikleri tarih diyelim ki Ağustos olacak. Evet. Ama o zaman onlar o tarihten sonra o zaman Ağustos'ta başvuru yaptıysa Eylül'den itibaren emekli. Eylül'den itibaren. Tabii. Yani doldurulur. Sadece hak edenlere geçiyor. İşte bu hani 5 milyon yakın diye bahsettiğimiz kısım. Aslında bunlarla beraber 5 milyon. Bunlarla beraber 5 milyon. Aslında yani şu anda gerçekten emekli olanlar 1,5 milyon kişi. 1,5 olacak. Milyon kişi olduğu tahmin ediliyor. Hani zannediliyor ki şimdi Serdar Bey 5 milyon insan bugün emekli olacak. Hayır, hayır, hayır. Onlar emekli hak kazandırır aslında şu anda. Yani eski sisteme göre örneğin kişinin emeklilik yaşı 58'di. Bu sistemde yaş ortadan yaş kalktı. Kişi şu anda 45 yaşında. Sakın normalde demeli, emekli oluyoruz yine. Evet, ne yani. Fark etti? Ama günden dolayı. Günden dolayı. Yani şöyle düşünün. Olur. Şimdi 45 yaşında olduğunuzu düşünün. Yani bir sigortalı. Normalde emeklilik yaşı 58'di. İşte mesela 1975'te emekli olacağı yaş 58'di kişinin veya 55'ti. Bu emekli olacak kişinin yaşı bir 10 yıl falan geriye geldi. Önümüzdeki dönemde 1000 günü, 500 günü eksik varsa o gün sayısı kadar bekliyor. Onun için bir 58 yaşına yani bir 8-10 yıl beklemesine gerek yok. Yok, gerek. Günü tamamladığı anda emekli olacak. Tabii, tabii, tabii. Onlarla beraber 5000 kişi, 5 milyon kişi. 5 milyon, 5 milyon, kişi, 5 milyon kişi. Tabii bunların içerisinde mesela örneğin şöyle olan evet. Kişiler de var. Kişinin sigortalılık başlangıç tarihi 18 yaşından önce ve 99'dan önceye denk geliyor. Tabii, 99'dan kişi, önce olması lazım. Örneğin erkek sigortalı, 2002 yılında 18 yaşını doldurduğunu düşünelim. 25 yıl tamamlaması gerekiyor. Bakın bunların haricinde bir de 20 yıl ve 25 yıl tamamlama şartı var.
Kadın sigortalılarda bu 20 yıl çok az istisna haricinde tamamlandı aslında. Ama erkek sigortalılar da 25 yılı tamamlama şartı bazı durumlarda oluşmadı. O 25 yılı 5000 küsür güne denk geliyor değil mi? 5900 ya da 5800 güne mi denk geliyor? Ondan da bağımsız. Ondan da bağımsız. Üzere. Yani kişi şöyle düşünün. Mesela? Diyelim kişinin 6000 günü var. Evet. 99'un Eylül'ün 1'inde sigortalı oldu. 25 yıllık sigortalılık gerektiği için 2024 yılın Eylül'ünde 25 yılı tamamlayacak. Hadi. Diyelim 6000 günü var şu anda. Zaten günü tamamlamış. Ama 8 Eylül'den sonra olsaydı bu olmayacaktı. 8 Eylül'den sonra olsa direkt yaşa takılacaktı. Direkt yaşa takılacaktı. Yaş, daha ondan doğrusu, kurtuluyor zaten. Onlar zaten yaşı 60 olacaktı ve 65 olacaktı. Oraya doğru gidecekti ama bu bahsettiğim erkek sigortalı 99'un Eylül'ünde sigortalı olmuş kişinin zaten 2024 Eylül'den önce emekli olma şansı yok. Bu da o 5 milyonun içindeki kişilerden biri. Bir de öyle bir 5 milyon içerisinde 25 yılını beklemesi gerekenler beklemesi var. Gerekenler var. Bu 5 milyonun içinde olup da 25 yılın beklemesi gerekenlerle yaşı beklemeyenler arasındaki fark ne? Nasıl ayırt edeceğiz onu biz? Yaş yok orada artık. Yaş yok bitti. Orada. Yaş bitti. Zaten bu yaşı kaldırdı. Yani yaş beklemiyor bu insanlar. Ya günü dolduracaklar ya 25 yılı dolduracaklar ya 20 yılı dolduracaklar. Aslında bunu yaparak biraz daha devlet hani bir anda böyle toplu bir ödeme yapmaktan da kurtulmuş oldu. Tabii orada mesela eski kanuna göre 3600 günü doldurup erken emekli yani kısmi emekli olmak için bir yaş şartı vardı orada. Mesela bunu da tekrar geri getirmediler. Onu geri getirmiş olsalardı bir de oradan eklenen kişiler olacak. O zaman da evet oradan eklenen kişiler. Oradan daha fazla kişi. Ama şu anda ben ve benim gibi 1,5 milyon kişi emekli yaklaşık oluyor. İlk etapta bu. İlk etapta bu. Aslında bu parça parça olması da hazineye de bir yükünde azalmasına da sebep oldu. Muhakkak hesaplanmıştır. Yani. Muhakkak hesaplanmıştır. Serdar Bey çok teşekkür ediyorum. Hakikaten böyle kafamdaki soruları da sordum. Bana gelen soruları da sizlere de yöneltmiş oldum. Sorular geldikçe biz bunları size aktarmaya devam edelim. Olur. Evet şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Çok teşekkürler sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi Mehmet Ali Yıldırım Türk'le birlikteyiz. Para ve emtia piyasalarının üstadı. Üstadım günaydın, iyi haftalar. Nasılsınız? Günaydın Sami Bey, sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Öncelikle İyi yayınlar diliyorum. Berat i̇yi Kandiliniz, haftalar. Berat Kandiliniz ve Kandilimiz hepimize mübarek olsun diyelim. İslam alemine onunla başlayalım. Bugün yüzleşme, sizin de mübarek yüzleşme günü. Sizin de. Evet bugün yüzleşeceğiz, hesaplaşacağız, bakacağız aynaya. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık, iyiler neler, kötüler neler? Şöyle bir derlenip toparlanma zamanı, bu önemli bir işaret aslında Yaradan tarafından. Bu işaret tabii ki kalplere iniyor mu, inmiyor mu? Aslında soru burada. Ne dersiniz? Doğru. Kalplere inmesi, kalpten veya gönülden bağlanmak Allah'a her zaman insanın sıkıntılarını aşmasını ve hayatını düzenlemesinde, derleyip toparlanmasında etkili oluyor diye düşünüyorum. O bakımdan Allah'a gönülden inanmak gerekir. Tabii ben bu konuda çok yeterli otorite değilim. Sadece kendi düşüncemi söylüyorum. Herkesin Berat Kandili kutlu olsun. Aynen siz de kalbinizden geçenleri söylüyorsunuz. Tabii korkmak mı sevmek mi? Ben korkma kısmında değilim, sevme kısmındayım. Hani derler ya Allah'tan korkmazsın. Niye korkayım ki Allah'tan diyorum. Allah'ı çok seviyorum. Sevdiğiniz Yaradan'dan niye korkasınız? Korkmanız için sebepleriniz olması lazım. Sebepleriniz yoksa sevmek en güzel. Aşkla sevmek daha da güzel tabii ki bu arada. Aynen. Siz de aslında işinizi de aşkla. Allah diyor ki zaten işinizi aşkla yapın diyor. Siz de işinizi aşkla yapıyorsunuz. Onu zaten ben de alıyorum elektriği fazla fazla. Siz de sadece program değil program dışında da zaten görüşüyoruz, konuşuyoruz. Sağ olun, evet. Var olun. Şimdi sizin gözlemleriniz piyasayla ilgili özellikle ne olur? Tabii ki en önemli hikayede tabii ki laf dönüp dolaşacak altın fiyatlarına gelecek. Vatandaş diyor ki şimdi yatırımımı ne yapayım? Kur korumalı da mı tutmaya devam edeyim dövizde?
Yoksa mevduat faizleri 30'lara gelmiş, oraya mı geçeyim? Ya da güvenli liman altında mı? Yani bu sorular tabii ki en çok sorulan, sokakta bize sorulan sorular. Evet, aslında bunu şöyle de özetlenebilir. Benim bugün de bir video yorumum var, onu yayınlayacağım. Orada da başlık olarak altını kim alıyor, kim satıyor, altındaki beklentiler nedir şeklinde bir başlıkla bunu açıklamıştım. Burada da aynı şeyleri söylemek istiyorum. Özellikle Ocak ve Şubat aylarında altın çok farklı bir görünüm sergiledi biliyorsunuz. Dış piyasa itibariyle de içeride de bunların yansımaları oldu. Özellikle dış piyasada Amerikan Merkez Bankası'nın söylemleri, adımları, uygulamaları altını bir süreden beri baskılayan gelişmelerdi. Son olarak enflasyonda bir miktar gerileme olunca Amerika'da, orada da faiz indirimleri daha sınırlı olacağı beklentisi vardı. Bu gerekçeyle Ocak ayında altın hızla bir yükseliş gösterdi ki Kasım ayında gördüğümüz 1650 dolarlar seviyesinden 1974 dolara kadar yükselmişti. Fakat Şubat ayına geldiğimizde Amerikan Merkez Bankası'nın %2'lik enflasyonu hedeflediği için daha çok faiz artırımları olacak. İşte yine de 25 bas puan olsa birkaç ay böyle devam edecek şeklinde yeni spekülatif açıklamalar geldi. Ama Amerika'dan gelen ekonomik verilere baktığımız zaman aslında ekonomik verilerde de karışık bir seyir vardı. İşsizlik oranı düşerken, enflasyonda da beklentilerden biraz daha yüksek geldi şeklinde bir özellikle bakış açısı oldu ki aslında bir önceki aya göre daha düşük gelmişti. Fakat beklentilerden işte yüksek geldi falan diye bunu da kullanmaya çalıştılar. Ve altın tekrar 1805 dolara kadar Şubat ayında gerilediğini gözledik. Bunlar özellikle her zaman söylüyorum, dünyadaki yüksek likiditenin getirdiği büyük yatırım bankalarının fonlarındaki spekülatif hareketlerden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Temele baktığınız zaman bir tarafta dünyada enflasyon hala yükselişini veya gücünü sürdürüyor. Bunun gıda enflasyonu üzerinde de oldukça etkisinin olduğunu görüyoruz. Kuraklık beklentisi, iklim değişikliği gibi. Diğer taraftan jeopolitik gerginliklerde de bir düzelme, bir sakinleşme yerine tam tersine bir şiddetlenme ve gerginliğin daha da arttığını, özellikle Ukrayna-Rusya bölgesinde. Ama buna ilave olarak da Çin ile Amerika arasındaki ilişkiler, bölgemizdeki gelişmeler, İran'daki iç çatışmalar veya işte yine Balkanlar'daki zaman zaman yükselen gelişmeler. Bunun yanında Brexit ve Avrupa'dan ayrılan İngiltere'deki ekonomik verilerin de biraz daha bozulması, altını destekleyen gelişmeler çerçevesinde ve Mart ayının başlangıcından itibaren bunlar fiyatlanmaya başladı. Ama Mart ayında tabii yine Amerikan Merkez Bankası'nın 23-24 Mart itibariyle bir toplantısı var. Bu hafta itibariyle de yine gözler Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell'da olacak. Orada da Senato'da yapacağı iki yarı yıl değerlendirmesi söz konusu. Buradan piyasa faiz artırımlarının ne kadar sürdürülebileceği konusunda sinyal almaya çalışacak. Bu nedenle bu beklentiyle haftayı biraz yüksek kapattık. Biraz da spekülatif hareketler ve jeopolitik gerginliklerde, özellikle hafta sonunda herhangi bir bölgede bir çatışma, bir bombalama hadiseleri, gerginlik olabiliyor diye 1854-1855 dolar on seviyelerinden kapattık. Dolayısıyla teknik olarak 1850'de kaldığı sürece muhtemelen daha önce Ocak ayında gördüğümüz 1875-1895 dolar on seviyelerine kadar da bir toparlanma kısa sürede de olsa olabilir gibi görünüyor. Bu arada merkez bankalarının sürekli altın aldığını Dünya Altın Konseyi raporlarından görüyoruz. Bunda Çin ön planda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bu seriye katılmış durumda. Dolayısıyla altını alanlar daha ziyade merkez bankaları, satanlar da zaman zaman alışlardan sonra spekülatif olarak satış yapan büyük banka fonları, Amerikan yatırım bankaları fonlarından geliyor. Ama iç piyasaya baktığımız zaman farklı bir görünüm var. İç piyasada son dönemde oluşan özellikle siyasi gelişmeler hala piyasalarda tedirginlik oluşturmuş durumda. Vatandaş da bundan biraz rahatsız. Önünü göremiyor vatandaş. Elindeki paranın değerini korumak için son açıklanan enflasyon verisine de baktığınız zaman resmi açıklamalarda biraz düşüyor veyahut da sakinleşmiş gibi görünse de piyasaya çıktığınız zaman enflasyonun öyle olmadığını da rakamlar olarak da veya
veyahut da fiyatlı olarak da görüyoruz. Vatandaş da böyle bir belirsizlik ortamda elindeki likiditeyi altın almayı tercih ettiği için altını da vatandaş alıyor. Fiziki olarak da alanlar var. Diğer taraftan tabii enflasyona karşı böyle bir davranış içinde olması bizim altın ithalatımızı da bir noktada etkiliyor. Her ne kadar bir sınırlama getirilmiş olsa bile bu da iç piyasayla dış piyasa arasındaki fiyat farklılığının oluşmasına, bir dış piyasadaki fiyata göre içeride daha yüksek bir fiyat oluşmasına neden oluyor. Tabii özellikle kur korumalı mevduat sistemi hala devam ediyor olması, zaman zaman yeni regülasyonlar yapılsa da döviz fiyatlarında bir yatay veya sakin bir seyir görüyoruz. Her ne kadar bir önceki haftayla bir sonraki hafta arasında bir miktar yükseliş çok küçük miktarlarda da olsa vatandaşın bize çok fazla talebi olmuyor fiyatlar sakin olduğu için. O nedenle altın alanlar yine vatandaş altın almayı tercih ediyor. İç piyasadaki görünüm de böyle. Şimdi son gelişmeler özellikle de siyasi açıdan bu yeni oluşumlar, yeni gelişmeler bir miktar daha tedirginlik oluşturuyor tabii piyasada. Bu arada tabii reel sektörün de döviz açık pozisyonları var. Bunları kapatma eğilimine girince orada da bir hareketlenme söz konusu. Diğer taraftan özellikle deprem bölgesinde yeni yatırımların yapılacak olması, oradaki ekonomik kayıpların tabii ki onarılması sırasında yine oralara teşvik ve krediler açılacak olması, aynı zamanda biraz önce siz de konuğunuzla çok net konuştuğunuz YTL'lere yeni işte emeklilik ödemeleriyle piyasaya para sunacak olması, enflasyonda düşüşün çok sınırlı olacağı, evet, hatta baz etkisinin artık almayacağı, bu nedenle enflasyondaki yükselişte bir şekilde piyasalarda tedirginlik oluşturuyor tabii. Genel görünüm itibariyle böyle. Tabii bu hafta açıklanacak ekonomik veriler dışarıda biraz daha önemli. İçeride de bunun yansımalarını göreceğiz. Gözümüz kulağımız Ankara'da. Oradan gelecek siyasi açıklamalar, haberler. Bunlar piyasaları şekillendirmede. Peki, aynı zamanda dışarıdaki gelişmelerde şekillendirmeye devam edecek. Peki Mehmet Ali Bey, iki dakikada da şunu söyleyebilir misiniz? Mesela altın sertifikası alan yatırımcılar var. Şimdi eğer ben bu sertifika çıktığında altın sertifikası almış olsaydım, kazancımla fiziki olarak altını alıp evimde tutsaydım ya da altın hesabı açsaydım, bankadan alsaydım, aradaki fark nasıl değişti? Çünkü bir dönem geçti çünkü bu. Sami Bey, tabii orada farklılıklar ekrana baktığınız zaman sanki serbest piyasada fiyat daha düşmüş gibi görünse de gerçek fiyatın serbest piyasada yine bankalarız piyasaya yakın olduğunu, hatta üzerinde de zaman zaman olduğunu görüyoruz. O fon ve sertifikalarda da fiyatların yine fiziki fiyata çok yakın olduğunu görüyoruz. Yani burada bir orada kazanç, burada kayıp veyahut da bu ikisi arasında bir marj oluşup oluşmadığını çok ince bir hesapla ancak olabilir. Ama genelde birbirine çok yakın. Bir de şu var, sertifika alan yatırımcı veya fon şeklinde veyahut da bankadan kaydı şeklinde altın alan yatırımcıyla fiziki altın alan yatırımcı birbirinden çok farklı. Fizikiye alışmış olan o yeni sistemde bankadan kaydi olarak almak istemiyor veya kaydi olarak bankadan alanlar para taşıma veyahut da fiyatı takip etme konusunda zorluklar olduğu için elindeki bilgisayardan veya hesaplamalardan hemen elindeki altını veya altın alıp veya satabiliyor bankalarısı piyasada. Öyle bir kolaylığı var. Bunların hepsi de ayrı düşüncede veya değerlendirmek lazım. Portföyünde farklı kişiler. O bakımdan bu ikisi birbirine çok geçişkenlik yapmıyor. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Ali Yıldırım Türk, size iyi hafta sonları diliyorum. Tekrar kandiliniz mübarek olsun diyorum. Bütün izleyicilerimize de haftaya pazartesi yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağ olun. Evet, sağ olunuz dedi Mehmet Ali Bey. Kendisi de sağ olsun, var olsun. Efendim, beynimizi boşaltamıyoruz. Çok büyük bir problem. Beynimizi boşaltamıyoruz. Yani yabancılar, işte beğenmediğimiz yabancılar, ne okuyalım, nereye gidelim, nereyi gezelim, ne yiyelim, ne içelim, ne sohbet edelim, kendi kişisel gelişimimizi nasıl artıralım, nasıl kazanımlar yapabiliriz, daha nasıl güzel yaşayabiliriz, umutlu ve mutlu bir şekilde yaşayabiliriz diye düşünürken bizim beynimiz dolu, beynimizi boşaltamıyoruz. Hepimiz birer deprem uzmanı olduk.
binalar nasıl yapılıyor, hangi koşullarda yapılıyor, ruhsat nasıl alınır, izolatör nedir, zemin etüdü nedir, zemin etüdü nasıl yapılırsa iyi olur, kolon kiriş nasıl olmalıdır. Biz bunları bilmek zorunda değiliz ki. Eğer evinizin iskanı varsa, zaten bu ev depreme dayanıklıdır. Yani zemin etüdüne uygundur, yapılmıştır. Yani yapı denetim ruhsatı vardır ve yapılmıştır. Yani bu evde ev depreme uygundur. Yani bu ev yıkılmaz, sallanır ama yıkılmaz demektir o iskan raporu. O aldığınız iskan budur. Bunun dışında bizim bunları bilmemize gerek yok. Ya da işte masalar dağılıyor, masalar kuruluyor, ittifaklar. Şimdi herkes bir siyaset uzmanı, herkes bir anayasa ne der, seçim iptal olur mu, olmaz mı, aday olabilir mi, olamaz mı? Yok efendim şimdi seçim kanununa göre ne olur? Biz bunları bilmek zorunda değiliz ki. Biz gideriz, oyumuzu veririz ve döneriz. Yani bizim beynimizi böyle gerekli, gereksiz ve daha çok gereksiz bilgilerle bombardımana tutuyorlar. Sistem... Sistem, sistem. Sistem olursa bizim beynimizde bu gereksiz sistemlerle, gereksiz bilgilerle dolu olmaz. Ve hayatımızı daha yaşanılır hale geliriz. O yüzden herkesin mutsuz, herkesin umutsuz olduğu ve herkesin yüzünün gülmediği, herkesin böyle patlamaya hazır bir bomba gibi sinirlerine hakim olamadığı, sabırsız, tahammülsüz bir topluluk haline geldik. Sakin. Herkes işini yaparsa... O zaman biz de hayatımıza bakarız. Önümüze bakarız. Geleceğimizi ve çocuklarımızın geleceğini planlarız. Yarın saat 07'de kimselere randevu vermeyin. Sormaya ve sorgulamaya devam edeceğiz.